Merhaba, ben Erdem ve Danganronpa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Kokichi demiş ki, bekle bir dakika. Ryoma'nın artık yaşamak istemediğine karar vermesi makinenin suçu. Ne? Büyük harfli E tabii. Çünkü diyor, Ryoma, sen ona onun videosunu izlettikten sonra vazgeçti hayatından. Ve sen de onun videosunu izlemediğin için bilmen mümkün değil. Ne demek istiyorsun sen? Wait. Bekle bir dakika. Sanki Ryoma kendi videosunu izlemiş gibi konuşuyorsunuz. Sadece ismine bakıp videoyu izlemediğini söylememiş miydin? Ha öyle mi dedim? Ha? Manyak. Ne demek istiyorsun sen? Well, you know. Muhtemelen bir şey söylememeliyim ama birinin ortaya çıkıp zavallı Ryoma'nın adına konuşması gerekiyor. I told you. Senin niyetin ne? Ne yani? Ben ona onun videosunu gösterdim diye mi hayatından vazgeçti? Ona varacağız da. Sizce neden Ryoma kendi videosunu izlemek istedi? Çünkü yaşamak için bir sebep arıyordu. Öyle değil mi Maki? Why? Sen bunu nereden biliyorsun? What? Teşvik videolarını değiş tokuş etmek mi? İyi de birbirimize göstermeyeceğimize söz vermemiş miydik? Yeah. Evet hatırlıyorum. Çünkü onları bir kez izlediğinde artık öldürmek için bir amacın oluyor. But... Ama eğer... Bu arada ben... tamam. Bir an çok korktum oyun kayıtta görünmüyor diye. Başta hiç kontrol etmek aklıma gelmedi yoğunlukta. Ama eğer benim için önemli olan birini gösteriyorsa bunu görmeyi çok isterim. Hey. Sence videoda kim olabilir? No. Bilmiyorum. İşte bu yüzden görmek istiyorum. Benim için önemli olan birini görürsem yaşamak için bir sebebim olacak. Jeez. Eğer yaşamak için bir sebebim olursa o zaman buradan sizinle beraber kaçmak için de bir amacım olacak. In other words. Diğer bir deyişle o video bana yaşamak için bir sebep verebilir. Please. O yüzden lütfen. That's true. Evet, haklısın. Gerçekten bir sebep arıyordu. Well, you know. İşte bu yüzden sen ona onun videosunu göstermemeliydin. Hey! Ne demek istiyorsun sen şimdi? Onun videosunda ne vardı ki? Ah. Hiçbir şey. Boştu. Ha? Boş mu? Okidoki. Evet, sırada biz varız. Bir izleyelim ha, ne dersiniz? Ryoma Hoshi'nin teşvik videosu. All right. By popular demand, it's time for the motive video. Who's the most important person in your life? This message is for Ryoma Hoshi, the ultimate tennis pro. Bu mesaj Ryoma Hoshi, yani üstün tenis oyuncusu için. Unfortunately, there is no one in the world who is important to you. Ne yazık ki dünyada senin için önem arz eden hiç kimse yok. Under construction yazıyor ekranda da, yani yapım aşamasında, inşaat altında. Sorry. Really, I am. You have my deepest sympathies. Çok üzgünüm. Gerçekten en derin sevgilerimi gönderiyorum sana, sempatimi gönderiyorum. Sorry. Üzgünüm, affedersin. Ne yani? Dünyada onun için hiç kimse önemli değil mi? Always messing around. Ne yani? Eğer böyle bir şey gördüyse... Evet, dünyada onu umursayan ve onun kendisinin de umursadığı hiç kimse yok. Yaşamak için bir... yani uğruna yaşayacağı biri yok. İşte bundan dolayı da... Kirumi'nin kendi canını almasına izin verdi. I see. Anladım. Benle buluşmadan önce kendi videosunu izlemiş olmalı. It can't be. Yani
yaşamaktan vazgeçti. Ah, hadi oradan, o aptal. But... Tamam, yaşamak için bir sebebi olmamak kötü bir şey. Ama yaşamak için çok fazla sebebi olmak da bir o kadar kötü. İşte bu yüzden çok kötü bir şey yaptın değil mi Kirumi? Çok fazla uğruna yaşayacağın çok fazla şey olduğu için, çok fazla insan olduğu için. Çok güzel bir değişti bu. Ryuma'yı öldürdüğüm için beni yargılamakta özgürsünüz. Ulusum ve insanlarım için kötü olarak etiketlenmeye razıyım. Eğer bu benim fedakar varoluşum ve kendimi adamam anlamına gelecekse, o zaman yargılayın beni. Ama bu yüzden hayatta kalmam gerekiyor. Sizin hayatlarınızı, yani sizi, ulusumun insanları, erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları için feda ettim. Yaşamak istedim çünkü. Kirumi. Monokuma, Gonta'nın bir sorusu var. Neymiş o? Hey. Kirumi yerine Gonta infaz edilebilir mi? Huh? Ne? Gonta. Gonta pek zeki biri değil ama Gonta bile herkesin ne dediğini anlıyor. Kirumi yaşamalı, Gonta yaşamamalı. Dünyanın Kirumi'ye ihtiyacı var. Oha, herkes zırıl zırıl ağrıyor, ağlıyorlar. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ölmek istemiyorum ama Kirumi'nin hayatı benimkinden çok daha değerli. Kirumi'nin omuzlarında milyonların hayatı var, öyle değil mi? Mantıksal olarak Kirumi'nin hayatta kalması... Diyor ki... Çok daha az kayba sebep olur. Yani ölürse büyük bir felakete sürüklenebiliriz. Evet. Şimdi de düşünüyorum da acaba keşke şeyi yanlış mı bulsaydık katili? Ne demek istiyorsun yani? Eğer Kirumi hayatta kalırsa o zaman ulusun geleceği de kurtarılmış olur. O zaman ben bunu niye yaptım? Neden gerçeği açığa çıkardım? Ne yaptım ben? Yanlış mıydım? Onu bulmamalı mıydım? Shuichi! Ne çeşit bir ifade bu böyle Shuichi? Sen benim yardımcımsan kendine gel be. Ha? Ne? Hey! Bu hepiniz için geçerli. Şu hayatın değeriymiş, oymuş, buymuş. Hah, canı cehenneme. Alright! Hayat her zaman aynı değildir. Bunun üzerine bir fiyat biçip başkasıyla... Aynı teraziye koyamazsınız. Kaito. Listen up. Ve sizin hayatınız sadece size ait değil. Ana babalarınıza, dedelerinize, babaannelerinize, arkadaşlarınıza, hatta komşularınıza da ait. I mean... Kendi başınıza karar verip bir kenara atamazsınız. Don't worry about it. O yüzden yanlış bir şey yapmadık. Hayatın amacı yaşamak zaten. O yüzden hayatta kaldıkça her şey mümkün. Yıldızlara gitmek bile. Of course. O yüzden bunu söyleyeceğim. Yaşamak istiyorum. Henüz uzaya gitmedim ve burada ölmeye hiç de niyetim yok. Jeez. Aptal konuşuyor yine. But... Ama haklı. Yani demek istediğim, sen de haklısın. Evet, o aptal ama haklı. So divine. Evet, o gerçekten Atua'nın kahrettiği bir aptal. Neden bilmiyorum ama aptallar beni ilhamla dolduruyorlar. Shut up! Kapa çeneni. Sizi bana aptal dememenizi söylemiştim. But... Ama gerçekten onun bu aptal konuşması belki de duymamız gereken şeylerdi. Kirumi bundan çok etkilenmiş gibi görünüyor. Huh? Etkilenmiş mi? Because... Sizce de yaşamak için bu kadar uğraşan, yaşamayı bu kadar çok isteyen biri, Kirumi gibi biri kolay pes eder mi? Tabii ki hayır. Hatta
hala pes etmedi. Şimdi bile. Sanıyorum içimizden birinin onun konuşmalarını dinledikten sonra onun yerine kendimizi feda edeceğimizi düşünüyordu, öyle değil mi? Ha? Ne? Oha, taktiğe bak lan. Arkada o kişinin tipi, ya bu çocuk şeyi anlıyor. Öyle pis bir yalancı ki yalancının halinden yalancı anlar. But... Ama Monokuma asla böyle bir şeye izin vermez. O yüzden belki de herkesin isyan etmesini istedi Monokuma'ya karşı hep beraber. Ki bu fırsatı kendi lehine kullanabilsin. Ne diyorsun Kirimi? Haksız mıyım? Sen var ya, hayatta gördüğüm en pis böceksin. Ne yapacağımı tam 12'den bildin. Ama yine de açıklamama, bunu yapmama izin verdin. Ha? Ne? Dedikleri doğru muydu yani? You mean... Ne yani? Gonta'yı kandırmaya mı çalıştın? Bizi kandırmaya mı çalıştın? Really? Cidden mi? Seni sırttan bıçaklayan pislik. Cut it out. Yeter. Sadece o da hayatta kalmaya çalışıyordu işte. Hiç kimse onu suçlayamaz. Adam sınırına kaydı o. Bu doğru. Hayatta kalmalıyım. Çünkü omzumda ulusumun yükü var. Eğer kolay pes eden biri olsaydım Ryoma'yı öldürmezdim. Ve ulusumun her bir insanının yüzüne gülümseme getirmeden bu niyetimi gerçekleştirememiş olacağım. You must live. O yüzden ne olursa olsun ölmemeliyim. İşte bu yüzden Ryoma'yı öldürdüm. Şimdi bile pes etmekten uzak duruyorum. Pes etmemeye çalışıyorum. Ha? Kirumi. I see. Demek hala pes etmeyi reddediyorsun ha? Ne yapmayı planlıyorsun bari? You must live. Yaşamak istiyorum. Yaşamalıyım. Ne olursa olsun. Eğer bu kendimden vazgeçmekse, dürüstlükten, açık sözlükten vazgeçmekse öyle olsun. Hayatta kalmak için ne gerekirse yaparım. I will survive. Her şeyi. Bağırdı ve koşmaya başladı. Evet. Bir çıldırışa tanık oluyoruz. Gördüğüm şeylere inanamıyordum. Gerçekten de yani zarafetten yoksun bir kaçıştı bu. I have to escape. I won't die here. Kaçmalıyım. Burada ölmeyeceğim. O işler öyle olmuyor bacım ya. Kaçmana izin vereceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Birazdan idam sahnesi izleyeceğiz galiba. Bu çok çirkin bir sahneydi. Kaçabildiği kadar hızlı kaçıyordu. Ve sesim yankılandı. Kaç! Kaç Kirumi. Please run! Lütfen kaç. Hurry! Acele et. Damn. Kaç. Hey. Dediğim gibi kaçmanıza izin vermeyeceğim. Please. Lütfen. Hep bir ağızdan. I refuse to die in a hellhole like this. Yaşayacağım. Böyle bir cehennemde ölmeyi reddediyorum. Pekala o zaman. I've prepared a special punishment for Kirumi Tojo, the ultimate maid. Kirumi Tojo için özel bir ceza ayarladım. Üstün hizmetçi için. For my nation, for my people. Ulusum için, insanlarım için. Let's give it everything we've got. I will not die. Çok iyi seslendirmiş. Ölmeyeceğim. Evet, videolardır, asırlardır beklediğiniz o sahne.
Kaçıyor bu arada. Şimdi bir düşündüm de gerçekten örümcek halı deseni var kıyafetinde. Çok kötü düştü be. Öyle bir resim çizmiş ki artık yorgunluktan bilmiyorum onu gerçek gökyüzü gibi gördü. Ve bir robotumuz daha kaybettik. Bir robotu daha kaybettik. Monokublar. Şu müzik var ya, şu müzik. Really? Neden monodan? Neden Monosuke'yi öldürdün? Eğer kusacaksan kusabilirsin. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Monosuke, Monokid'den farklı değildi. En sonu bu kalacak galiba. Anlaşmamız konusunda bize engel oluyordu. Ona ihtiyacımız yok. Yok mu? Kalan monokublar bence iyi anlaşacağız. Ne olursa olsun anlaşmalıyız. Babam bile bizi anlaşmaktan alıkoyamaz. Eğer tabii kendini düşünüyorsa. Aha. Bu akademi bize ait. Monokubların çağı şimdi başlıyor. Psikopat. Babayı bile tehdit etti. Genç adam, babana karşı nasıl böyle isyankar bir tonda konuşursun? Nice. Ve neden bilmiyorum, bu çok hoşuma gitti. So ekibimizin bir kişi küçülmesi ne kadar da tatlı bir olay. Evet, küçüldü. Büyümüyorsunuz ha? So cute. Çok tatlı. Bütün bu tatlılık beni hapşurtacak. Horrible. Ugly bitch diye. Çirkin pislik. Sen kimi çirkin pislik diyorsun? Stop it. Bu önemli değil. Şimdi bunun zamanı değil. I don't like that. Buna artık dayanamıyorum. Kirumi bile çok canice öldürüldü. Artık bunu yapmak istemiyorum. Ben de mi böyle olacağım? I'll protect you. Bunun olmasına izin vermeyeceğim Yumiko. Seni koruyacağım. Ama artık ben de bunu yapmak istemiyorum. Lütfen. Come on, come on. Sonsuza kadar burada kalsak da umurumda değil, dedi. Hadi ama. Atua böyle dememiş miydi? Atua says so. Bütün arzular, buradan, bu mekandan kaçma arzunuz bile sizi bozabilir. Bozuk olan asıl Monokuma. Bu videoları dağıtan ta kendisi. I see, yes. Evet, düşündüğümüzden daha tehlikeli çıktı bu videolar. Hirumi'yi bile böyle etkilediyse... That's true. Beni asıl endişelendiren... Biz burada kapana kısılı oldukça ne doğru ne yanlış asla bilemeyeceğiz. Okay. Bu yüzden Hirumi videoları göstermek istemedi.
Eğer herkes onun hissettiği o öldürme arzusunu hissetseydi bu cinayet oyunu kaosa dönüşürdü. O bunu durdurmak istedi. Hey, hey. Eğer durum buysa belki de biz birbirimizin videolarını izlememeliyiz. Of course. Tabii ki başından beri buna karar vermiştik. Sen hariç. However. Evet. Aslında bizi ayartmak için Kokichi'nin bize videolarımızı izleteceğini düşünmüştüm. Ama böyle olmadı. Acaba niyeti neydi? Ben asla böyle bir şey yapmam. Hala Kirumi'nin dediğini düşünüyorum. Ne dedi ki? Gördüğünüz her şey doğruydu. Ama ben sadece videoyu izledikten sonra hatırladım bu olanları. Ha şu söylediği. Ne olmuş yani? Yani hatırladığını söyledi ve kulağa yalan gibi de gelmedi. Belki de o videonun da el feneri gibi bir etkisi vardır. Geçmişi hatırlatan yani. Ha şu el feneri. Yine de unuttuğu bir şeyi nasıl hatırladı ki? Yani nasıl desem, bir ulusa başkanlık etmek unutması kolay bir şey gibi görünmüyor. Evet. Yani şimdi eğer videolarımızı izlersek biz de birilerini öldürmek mi isteyeceğiz yani? Eğer durum buysa belki de o videoları izlememeliyiz. Eğer izlemezsek biz de bir niyet edinmeyiz. Şimdi ikna oldum işte, evet. Gerçekten o teşvik videoları bizi mahveder. Bu doğru. İşte bu yüzden biz hatırlamamalıyız. Herkesin iyiliği için. Herkesin iyiliği için cümlesini senden duymak. Yani senin bir tek Allah bir dediğine inanırım Kokichi. Bu çok kabaca. Ben herkesin iyiliği için çalışıyorum her zaman. Ben böyle desem bile bana inanmayacağınızı biliyorum. O yüzden yalan söylemeye devam edeceğim. Ama belki de Kirumi'nin son anlarını görmek bakış açımı değiştirdi. Son ana kadar kaçmaya çalıştı. Yaşamak için. Bu kulağa pek de kötü bir fikir gibi gelmiyor. You're right. Belki de gerçekle yüzleşmek yeterli değildir. That's right. Evet doğru. Bazen kaçmak gerekir. İşin sonunda kazanmak için kaçmak gerekir. Ve böyle ikinci duruşmayı da geride bıraktık. Üzücü bir zaferdi. Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Kaito'nun dediği şey... O şeye nasıl ulaşacağız? Zafere. Bilmiyorum. Duruşma salonundan döndükten sonra... Ortalık karanlıktı. For now. Şimdilik dinlenmeliyiz. You're right. Evet, beynim pudinge döndü. Why you? Sanki beynin vardı. I won't forgive you. Artık bu cinayet oyunu bitmiştir. Devam etmesine izin vermeyeceğim. Ya böyle diyeni çok gördük. It'll be okay. Sıkıntı yok. Atua'yı dinlediğimiz sürece bence iyi olacağız. Dedi ve sonraki bölümde katil oldu falan. What's wrong? Sorun ne Gonta? Neden gökyüzüne bakıyorsun? Gonta aydınlanma yaşıyor ve 900 IQ'ya dönüşüyor bu bölümden sonra. Sadece böyle kötü şeyler olduktan sonra yıldızlar çok güzel görünüyorlar. But... Ama buradaki yıldızlar farklılar. Gonta'nın alışık olduğu gibi değil. Farklı mı? Yıldızların yerlerini mi kastediyorsun? Evet Gonta bakıyor ama hatırladığı bir yıldız bulamıyor. Why? Ama neden? Yani çok uzak bir yere mi getirildik acaba? Uzak bir yer mi? Hey, so... Bir dakika, bu oyunda da mı simülasyondayız be?
Hey, hadi geri dönelim. Ben gerçekten yoruldum. Hem de fazlasıyla. Okay. Pekala. Hey. Bekleyin. Size bir şey söylemem gerekiyor. Ha? Laptopun şarjını çıkardım. Oyun mahvoldu. Geri takalım. Şimdi mi? Dedim ya yoruldum diye. Hayır hayır, uzun sürmeyecek. Ve bak. Çatlak kodumu oturtacağım ya. Manyak, yemin ediyorum ya. Dinleyin diyeceğim şeyleri bir. What is it? Ne diyeceksin? Herkes bana nedense çok pis bir yalancıymışım gibi davranıyor. You get it? Ama bu çok saçma. Yani benden çok daha kötü bir yalancı var bu grubun içinde. Sen iyi bilirsin. Evet, bunda inanabilirim. Senden daha kötü mü? Maki'yi kastediyorum. Ne? What? Ne demek istiyorsun sen? Maki sınıf duruşmasında itiraf etti, hatırlasanıza. Ryoma'nın onun yanına gelip kendi teşvik videosunu göstermesini istediğini, çünkü yaşamak için bir sebep aradığını söyledi. Well, you know. Ama hikaye burada bitmiyor. Ryoma sana şantaj yapıyordu, öyle değil mi Maki? Huh? Şantaj mı? Ryoma, Maki'nin gerçek kimliğini açığa çıkardı diyelim. Ve bunu ona şantaj yapmak için kullandı. Kesin şöyle demiştir. Eğer bana benim teşvik videomu göstermezsen herkese senin kim olduğunu söylerim. İşte bu yüzden Maki de bilmemizi istemediği için Ryoma ile buluştu. Which means... Kendi kimliğini bir sır olarak saklamak istedi. İşte bu yüzden son dakikaya kadar sustu. Hold on. Bekle bir saniye. Ne saçmalıyorsun lan sen, Maki'nin kimliği falan. Ben zaten Maki'nin kimliğini bütün zaman boyunca biliyordum ki. Oha, tipe bak. Lan ne keşfetmiş olabilir? Şey mi? Fuhuşçu falan mı ya? Allah Allah. Oha. Bir anlığına Maki'nin kaybolduğunu düşündüm. O kadar hızlı hareket etti ki. Yakasına mı yapıştı? Oha. You know, this is an interesting turn of events. Biliyor musun? Gerçekten çok ilginç olaylar oldu, öyle değil mi? But would you really kill me in front of everyone? Ama gerçekten beni herkesin önünde öldürür müydün ha? Hey Maki, what the hell's going on? Ne oluyor be? Yeah, you can probably snap my neck like a twig right now. Evet, muhtemelen şu an bir hareketinle boynumu kırabilirsin. But that's not your style. You would rather kill from the shadows. Ama sen böyle biri değilsin. Sen gölgelerden öldürmeyi tercih edersin. Right, Miss Ultimate Assassin. Oha, yok artık. Öyle değil mi hanımefendi, üstün suikastçı? Efsane bir bölümdü. Allah Allah, bu oyun beni niye bu kadar şaşırtıyor ya? Cennet ve cehennem arasında thin kalın mıydı? Yo, inceydi, thick kalın. İnce bir çizgi. 4 kişiyi kaybettik. Ve hala neden Serantoro'yu neden bu kadar çabuk unuttuğumuzu merak ediyorum. Olayı neydi acaba elemanın? Ultimate Survivor değil miydi o bir de ya? Üstün hayatta kalıcı. Unuttum elemanın şeyini bile unuttum. Yeteneğini yani. O kadar çabuk ayrıldı ki aramızdan. Hayırlısı diyelim, ne diyeyim. What you're seeing now is live footage of the sky from our camera at the scene. Lan bu şeyin sesi değil mi? Genshin Impact'teki Zhongli'nin. Diyor ki sağ üstte vatandaşlar kaçacak, sığınacak bir yer arıyorlar. Çünkü meteor yaklaşıyor.
You can clearly see the meteors raining down. Meteorların düştüğünü görebiliyoruz. We are witnessing what looks like the end of the world. Dünyanın sonu gelmiş gibi. This is not a movie. I repeat, this is not a movie. This is live, unedited footage. Bu bir film değil. Tekrar ediyorum, bu bir film değil. Bu canlı bir görüntü. This is real. Bu gerçek. Gözlerimizin önünde gökyüzü darmadağın oluyor. We've just been notified that the government has officially declared a state of emergency. Az önce hükümetin acil durum duyurusu yaptığı konusunda bilgilendirildik. Subway stations have been opened as shelters. Metro istasyonları sığınak olarak insanların kullanımına açıldı. The government is instructing citizens to remain calm and evacuate to their nearest shelter. Hükümet vatandaşlara sakin kalmalarını ve en yakın sığınağa gitmelerini tavsiye ediyor. Children and invalids are to be given first priority. Çocuklar ve yaşlılar mı, invalids bilmiyorum. İşte belli bir takım insanlara öncelik veriliyor, çocuklara ve bilmem nelere. Invalids ne acaba, engelliler mi? Bilemedim ki. Bilen varsa söyleyebilir mi yorumlarda arkadaş? Yayın kesildi yalnız. Transfer student mi yazıyordu? Mezarın ötesinden gelen transfer öğrencisi yazıyordu sanırım. İkinci duruşmadan sonraki gün oldu. Hepimiz makinenin laboratuvarına gittik. Ve orada bizi bekleyen şey beklenmedik bir görüntüydü. Oha, suikast şu. Hadi ama bu da mı? Bu da ne be? Konuşamıyorum, dilimden öyle lafı. Sanki silah deposu gibi. Right? Demiştim size. Onun üstün çocuk bakıcısı olmadığını söylemiştim. O üstün suikastçı. Maki suikastçı mı? Is that all right? Kokichi, sen bunu teşvik videosundan öğrendin, öyle değil mi? Monokuma herkesin üstünlük yeteneğini videonun başında söylüyor. Ryoma, Maki'nin gerçek kimliğini biliyordu çünkü kendisinde onun videosu vardı, Maki'nin videosu vardı. Ve sen de gördüğün için, ben her zaman biliyordum. Yani konumumu düşünürseniz hepinizden önce bilmem gerekiyor, öyle değil mi? Konumun derken? Aa, endişelenme, bu bir yalandı. Ne gerçek ne yalan, ne olur sus artık. Her neyse, onun dün verdiği tepki onun üstün suikastçı olduğunu ele verdi zaten. Evet, bu tepkisi çok hızlı hareket etti çünkü. Şu an muhtemelen tek hareketinle boynumu kırabilirsin. Ama sen böyle biri değilsin, sen gölgelerden öldürmeyi yeğlersin. Değil mi üstün suikastçı? Değil mi değil de değil mi? Değil mi? Böyle seslendiriliyor galiba. Ama neden üstün çocuk bakıcı olup olmadığı hakkında yalan söylesin ki? Çünkü suikastçılar işlerini gizli yaparlar. Eğer insanlar onları öğrenirse çok dikkatli davranmaya başlarlar ve kimseyi öldüremezler bu yüzden. Ne yani? Bizi öldürmeyi planladığı için mi kimliğini gizli tuttu? Ama o zaman neden şu ana kadar kimseyi öldürmedi? Öldürecek bir sürü fırsatı vardı elinde. Gerçekten robotlar bile insanların hislerinden zerre anlamıyorlar. Bir kızın kalbini anlamayı geçtim. How rude. Ne diyorsun sen be? Ben insanların hislerini anlayabiliyorum bir kere. Listen closely. Bak. Ancak, lakin henüz veri toplama ve işleme aşamasındayım. Lütfen bana veri verin, lütfen. Right? Eğer bu kadar endişelendiysen neden ona sormuyorsun? Bütün gün odasında tıkandı kaldı. Artık nasıl söyleniyorsa. Ama beni öldürmeye çalıştığı gibi seni öldürmeme konusunda... Beni öldürmeye çalıştı tamam da seni öldürmeye çalışır mı? O konuda bir söz veremem. Şükür ki herkes oradaydı. Onu durdurabilecek şekilde oradalardı. Peki ya bir sonraki sefer? Bu ne demek bilmiyorum. Ah, bir katilin yeteneği. Gerçekten hayatta kalmak isteyen bizler için büyük bir tehdit bu. Hey! Hey, onu bir yere kapatalım. O da kimseyi öldüremesin. Bu işi sana bırakıyorum Gonta. Ne? Ama... Got it. Ben de yardım ederim. Başka bir cinayet gerçekleşmesini istemiyorum. Wait. Bekleyin bir dakika. Bu kadar acele etmeyin.
Bizi öldürmeye çalışmadı ki. Evet, gizli gizli saldıracağız. Arkadan saldıracağız, hiç beklemediği anda. Gizli saldırı mı? Beklemediği anda mı? Bir Aikido ustası böyle şeyler söyleyebilir mi? It'll be okay. Ah, eğer durum buysa o zaman Atua ve ben de sizin barışı korumanızda size yardımcı olacağız. That's fine. Eğer öyleyse ben de size tezahürat ederim. Ağzımdan pompomlar çıkarmak için büyümü kullanırım. Wow! Vay, böyle bir büyücülük gerçekten herkesi heyecanlandırır. Don't worry about it. Bekleyin bir dakika, Maki'yi bana bırakın. Ben onun maskesini indiririm. Eh, üstün suikastçıymış götüm. Herkesle dalga geçiyor işte. Ha? Kaito, yapma öyle bir şey. Okay. Pekala, her şeyi Kaito'ya bırakalım. You get it? Gonta, sakın bulaşma. Yardım edersen iyi şeyler olmaz ha. Ne tamam. Come on, man. Hey Gonta, dediğim gibi bir erkek bir... Burada menden kastı erkek mi insan bilmiyorum. Bağlama göre değişiyor ama erkek adam diye çevirelim. Dediğim gibi bir adam bu kadar kolay özür dilememeli. Sen nereden çıktın ya? Yürü git Monokuma. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.